Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometrik Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 4. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Doğruların birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde 2 doğru 3 farklı konumda karşımıza çıkabilir. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Evet D1 doğrusu A1x artı B1y artı C1 eşit 0 şeklinde. D2 doğrusu da A2x artı B2y artı C2 eşit 0 şeklinde verilmiş olsun. Ee, buna göre D1 ile D2 paralel olabilir diyor. Evet. İki doğru birbirine paralel olduğunda işte şurada göstermişiz. İki doğru birbirine paralelse madem bunlar paralel ben buraya alfa dersem buradaki açıda yöndeşlikten dolayı alfa mıdır? Evet alfadır. Dolayısıyla ne olur? Aa hocam eğim açıları birbirine eşittir. Eğim açıları birbirine eşitse bu ne demek? Tanjant alfaları da birbirine eşittir. Dolayısıyla eğimleri birbirine eşittir diyeceğiz. Evet iki doğru paralel olduğunda ilk düşüneceğin nokta bu. İki doğru paralelse eğimleri birbirine eşittir. Ya da ikinci düşünce şey de şu. İki doğru birbirine paralelse hocam x'lerin katsayılar oranı eşittir. Y'lerin katsayılar oranı eşit değildir. C'lerin katsayıları oranı diyeceksin. Tamam? Yani şu şekilde a1 bölü a2 eşittir. b1 bölü 2 eşit değildir. c1 bölü c2 diyeceksin. Şunlar da birbirine eşit olursa belli bir katı olur. Şimdi ne olacağından bahsedeceğiz ikincisinde arkadaşlar. Ama eğimleri birbirine eşit olduğunda daha doğrusu eğimlerin birbirine eşit olmasını kullanmanız bence daha mantıklı. Bunun eğimi nedir? Eksi A1 bölü B1'dir. Öbürünün eğimi nedir? Eksi A2 bölü B2'dir. A2 bölü B2'dir. Eksiler gitti. Bak A1 bölü B1, B1 A2 bölü B2'ye eşit oldu. Bu A2'yi buraya B1 buraya atacak olursak işte dışlarda A1 bölü A2 B1 bölü B2'ye eşit olmuş oluyor zaten. Yani şuradakinin ispatı bu oluyor. C C1 bölü C2 de eşit olursa belli bir katı olur. Aynı doğru olur. O yüzden C1 bölü C2'ye eşit olmamak zorunda. Paralellik olduğunda bu şekilde diyoruz. Ama en sağlıklısı hiç şöyle bir fantaziye girmemeniz bence eğimlerin birbirine eşit olmasını kullanmanız. Ama ne olur ne olmaz. Zaten eğimlerin eşit olmasından da çıkıyor. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşit değildir. C1 bölü C2 de bilmelisiniz diyebiliriz. Geldik ikinciye. Evet iki doğru çakışık olabilir. Bir doğru aynı doğru da üstünde. E, çakışık. Çakışık olması ne demek? Belli bir katı olması demektir arkadaşlar. Ya da bu sonsuz sayıda ortak noktaya sahip olması demektir. Mesela iki paralel doğru dediğimizde ortak hiçbir noktası yok. Burada çakışık olması demek. Hocam bir doğru burada bir doğru üstünde. 1, 2, 3, 4 sonsuz tane ortak noktası var burada. Sonsuz tane ortak noktası olması demek. Aynı doğru olması demek. Aynı doğru da olması ne demek, ne demek, Bak 2x artı 3y artı 4 eşit 0 aynı doğru mesela 2x artı 3y artı 4 eşit 0 mesela ya da belli bir katı olması 4x artı 6y artı 8 eşit 0 olması. İşte belli bir katı demek sen bunu 2'ye böldüğünde yine aynı doğruyu elde ediyorsun çakışık. Bak belli bir katı olduğunda ne oluyor? İşte x'lerin katsayılarının oranına 1 bölü 2 bu da 1 bölü 2 bu da 1 bölü 2. Yani belli bir katı olacak. İlla 2 katı 3 katı olmak zorunda değil. 2 bölü 3 katı da olabilir. İşte o zaman da ne yapacağız? O 2 bölü 3 katını göremeyebiliriz. Kaç sayılar oranlaması? A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşittir. C1 bölü C2 diyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta siz bunu matematikte de kullanıyorsunuz. Sonsuz tane çözüm noktası varsa. Sonsuz çözüm noktası varsa. işte kaç sayılar oranlamaları birbirine eşitliyorsunuz. Nereden geliyor? İşte o burada. Çakışık doğrulardan geliyor arkadaşlar. Evet X'lerin katsayıları oranı eşittir Y'lerin katsayıları oranı eşittir C'lerin katsayıları oranı. Yani birbirinin belli bir katıysa bu doğrular neymiş? Çakışıkmış. Üçüncü durumda iki doğru tek bir noktada kesişebilir. Bak. İki doğru tek bir noktada kesişebilir. Kestiği zaman da A1 bölü A2 eşit değildir. B1 bölü B2 olmalı. Yani birbirine paralel olmaması durumundan bahsediyoruz. Bunlar eşit olursa ne olur? Paralel olur değil mi? Birbirine bu şekilde a1/a2 eşit değildir b1/b2 -B1 bölü olmak zorunda. E iki doğru kestiği zaman da biz o durumdan bahsedeceğiz. Doğruların kesim noktasını bulmayı bahsedeceğiz arkadaşlar. Ortak noktadır. Onu ayrı bir derste işleyeceğim ben. Tamam mı? Yani 3 farklı durum. Ya iki doğru paraleldir ya iki doğru çakışıktır ya da iki doğru kesişir. Ha kesişmesinde de özel bir durum var yine. Ya iki doğru dik kesişirse İki doğru dik kesirse ne yapacağız arkadaşlar? Bak şeklinde çizmişim. İspatını da yapmışım burada. Bak birinci doğru bu. İkinci doğru buysa. Aradaki açı 90 derece Şurası alfa. Bizim için önemli olan neydi analitik geometride? X eksenine pozitif yönde yaptığı açı. Burada alfa. Burada da beta alacağız. Şurada açıyı değil. Burada da beta alacağız. Tanjant alfaya bakalım. Şuraya k ve t diyecek olursak. Tanjant alfa k bölü t. Tanjant beta nedir? Hocam tanjant beta dediğimiz buradaki açının 180'e tamamlayanın eksilisidir. Yani bu açının eksilisidir. Yani eksi t bölü k'dır. Bak dikkat et birisi k bölü t öbürü de eksi t bölü k. Ha ben şunu söyleyebilirim artık. İki doğru birbirine dikse birinin eğimi a bölü b ise diğeri eksi b bölü a'dır. Yani ne olacak? Eğimler çarpımı eksi 1 olacak. Bak dikkat et. Şu ikisini çarptığın zaman k bölü t ile eksi t bölü k'yı çarptığın zaman ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Yani ters çevrilmiş eksiyle çarpmışıdır. Mesela birinin eğimi 5 bölü 7 ise Diğer dik olan doğrunun eğimi eksi 7 bölü 5'tir. Ters çevirip eksiyle ile çarpmıştır. Çünkü eğimler çarpma eksi 1 oluyor arkadaşlar. Çok da güzel bir ispatı var buradakinin notunun. Tamam. E ben burada güzel bir şey öğrendim aslında. İki doğru paralelse ne diyormuşuz? Eğimleri birbirine eşit. İki doğru dikse ne diyormuşuz? Eğimler çarpma eksi 1. Zaten analitik geometride eğimlerle ilgili her şey çok önemli arkadaşlar. E buyurun bu da eğimlerle ilgili. O yüzden bu da önemli olan şeylerden biri. Bakalım sorulara. Sorular ne diyor? Evet örnek 20'deyiz. Bir doğru verilmiş ve bir doğrusu. işte bu doğrusunun en az iki ortak noktası varsa. Arkadaşlar en az iki ortak noktası olması demek ne demek? Bir doğru böyleyken en az iki ortak noktası olan diğer doğru da çizsen üst üste geliyor. Ya da sonsuz sayıda ortak noktası da diyebiliriz. Yani illa çakışık demek zorunda değil. Bu ne demekmiş arkadaşlar? Çakışıkmış demek. E çakışıklık durumunda ne yapacağız? X'lerin oranlamaları 3 bölü K eşittir. Y'lerin oranlamaları A bölü 4 deme. İşaretiyle birlikte al. Eksi A bölü 4 o da eşittir. C'lerin oranlamaları 6 bölü 2. Yani 3 mi yapacak? Evet 3 yapması için K'nın kaç yapması lazım? 1 yapması lazım. Bunun da 3 yapması için A'nın kaç yapması lazım? A'nın da eksi 12 yapması lazım. E buradan ne geliyor arkadaşlar? A artı K isteniyor bizden. A artı K da Eksi 12 artı 1'den eksi 11 yapıyor gençler. Evet örnek 20'nin cevabını eksi 11 bulduk. Geldik örnek 21'e. İki doğru verilmiş ortak noktası yok demiş. Arkadaşlar iki doğrunun ortak noktası yoksa bunlar nedir? Birbirine paraleldir. İki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşittir. Direkt buna bak. Bunun eğimi nedir? Hocam bunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Yani eksi 8 bölü k eşittir. Bunun eğimi nedir? Eksi 2 bölü 5 değil. İşareti birlikte yazmayı unutma. 2 bölü eksi 5 eşittir. E buradaki eksiler gitsin. Buradan 2K neye eşit oldu? Eksi 40'a eşit oldu. K'yı da böylelikle kaç bulduk? Eksi 20 bulduk. Evet bizden de K isteniliyor. Cevabımız dolayısıyla eksi 20 oldu. Geldik örnek 22'ye. Şekilde genişliği değişmeyen yolun kenarlarını taşıyan doğruların denklemi bu. Arkadaşlar genişliği değişmiyor. Yani genişliği değişmiyorsa bu iki doğru arasındaki uzaklık her yerde aynı mı? Evet aynı. Bak ne güzel. E bunlar her yerde aynıysa şunlar şöyle şöyle her yerde aynıysa o zaman ne diyeceğiz? Bu doğrular birbirine paraleldir. Bak ilk soruda ne dedik? Farklı bir cümle kullandık çakışık olduğunu anladık. Yani illa çakışık demek zorunda değil soruda. İkinci soruda ortak noktası nedir dedik? Bak paralellik anlamına geliyor. Üçüncüde de bak ne dedik? İki doğrunun genişliği aynısı dedik. Bak bu da Paralelliğin farklı bir bakış açısı, farklı bir söylemle söylenmiş halidir arkadaşlar. Bu cümleler de karşınıza çıkabileceği için soruları da bu şekilde yazdık. Evet şuraya bakacak olursak iki doğru paralelmiş diyor. O zaman paralelse paralelliğe bakalım. Hocam paralelliğe bakıyoruz. Ee, ne diyeceğiz? İki doğru paralel. Bak şimdi. Eğimleri birbirine eşit diyeceğiz. Birinin eğimi nedir? Hocam birinin eğimi eksi k bölü 3. Diğerinin eğimi nedir? Hocam eksi 4 bölü k artı 1. Eksi 4 bölü k artı 1. İçler dışlar yapalım. Eksiler de gitsin. Buradan k kare artı k eşittir 12 ise k kare artı k eksi 12 eşittir 0'dır. Buradan e, artı 4'e eksi 3 dersem çarpımları eksi 12 toplamları artı 1. Buradan k artı 4 çarpı k eksi 3 eşittir 0 geldi. Şu eşit 0 k'ya eksi 4 buluruz. E hocam ondan sonra bu eşit 0 k'yı da 3 buluruz. Ama bizden ne diyor? K kaçtır diye soruluyor. Demek ki tek bir değeri var. Ben burada x4 buldum. Bir de artı 3 buldum. Acaba hangisi? Aa şıklarda da her ikisi de var. Ne yapacağız? Şıklar yok da. Farz edelim olsun. İşte bak burada bir alengirli bir durum çıktı. Alengirli bir durum çıktığı zaman paralellikte ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir de şunu düşünebilirsiniz. Tamam. K ya x4 ya da 3 olduğunu biliyoruz. X'lerin kas sayılar oranı k bölü 4. Onu farklı bir kalemle yazayım. Bak güzel bir soru yüzden burası. K bölü 4 eşittir. 3 bölü y'lerin katsayılar oranı k artı 1 şeklinde de düşünebilirsin. Aynı zamanda eşit değildi. 2k artı 6 bölü 16 yani sabit sayılar oranına eşit olmaması lazım. 2k artı 6 bölü 16. Evet şimdi bakıyorum k yerine eksi 4 yazsam. k yerine eksi 4 yazdığım zaman o zaman burası eksi 4 bölü 4 eksi 1. 3 bölü eksi 3'ten burası da eksi 1 yaptı. Buraya eksi 4 yazdığımızda eksi 8 Eksi 8 artı 6 eksi 2 bölü 16 eşit olmadı değil mi? Evet. K eşittir 4 sağlanır. K yerine 3 yazdığımızda ne oluyor? Hocam burası 3 bölü 4. Burası da 3 bölü 4. 2 kere 3 6 12 bölü 16. K yerine 3 yazdığında o zaman burası da 3 bölü 4 çıkıyor. Bak K yerine 3 yazarsam burası 3 bölü 4 çıkıyor. O zaman K yerine 3 yazdığımızda 3 bölü 4 eşittir 3 bölü 4 olduğundan K 3 değerini alamaz. Dolayısıyla o zaman buradan cevabı ne bulduk arkadaşlar? K sadece ve sadece eksi 4 değerini alır. İşte böyle iki değer çıktığında da çakışık olma durumunda göz önünde bulundurmanız lazım. X'lerin katsayılar oranı eşittir. Y'lerin katsayılar oranı eşit değildir. Sabit sayılar oranı. Sabit sayılar da burada şunlar arkadaşlar. Bakın 6 bölü 16 değil. Dikkat. 2K artı, 2K artı 6 bölü 16 yaşı sabit sayı burada. Tamam. O yüzden güzel bir soru. Evet geldik bir sonraki soruya. Analitik düzlemde bu doğrular x ekseni üzerinde dik kesiyorlarsa. Evet dikkat ÖSYM tarafından da sorulmuş ve tutturduğum sorulardan biriydi arkadaşlar. Bu da dikkat edin buna hala daha modası geçmeyen bir soru yine karşınıza çıkabilir. Şimdi iki tane doğru verilmiş ve burada x ekseni üzerinde dik kesiyor. Bak normalde sadece dik kesiyorlar lafını kullanabilirim ben. Eğimler çarpma eksi bir ama adam sana bir de burada x ekseni üzerinde dik kesiyor demiş. Ha, o zaman ben bunu öncelikle yorumlamalıyım x ekseni üzerinde dik kesmesi ne demek? Bir doğru. iki doğru x ekseni üzerinde dik kesecek. Şöyle rastgele çizdik. Ha şöyle. Burada x ekseni üzerinde dik kesiyorlarsa bir kere eğimler çarpımı nedir? Eksi birdir. Bunu bir kere kullanacağım. Başka neyi kullanacağım? Bir de arkadaşlar x ekseni üzerinde dik kesiyorlar. Buradaki nokta x'e sıfır gibi bir nokta değil mi? Evet. A, buradaki nokta hem bu doğru üstünde hem de bu doğru üstünde. Ha, her iki doğru üstünde de x'e sıfır noktası var mı? Var. Y yerine sıfır yazdığında x her ikisinde aynı mı oluyor? Evet. Yani bu ne demek? İki doğru x eksen üzerinde kesiyorsa y eşittir sıfır için x'leri eşit demektir arkadaşlar. Tam tersi y eksen üzerinde kesselerdi ne diyecektiniz arkadaşlar? Normal bir kesme. İlla dik kesmek zorunda değil. Hocam bu da sıfıra y olduğu için x eşittir 0 için y'lere birbirine eşit olacak anlamına gelebilir arkadaşlar. Tamam mı? Evet burada iki cümleyi de böylelikle yorumlamış olduk. Bir bunu inceleyeceğim. Bir de bunu inceleyeceğim. Evet eğimler çarpımı eksi 1. Önce onu inceleyeyim istersen. Yani burada eksi 2 bölü k değil mi arkadaşım? Eksi x'in katsayısı bölü k'nın y'nin katsayısı sayısı çarpı. E burada eksi n bölü 6 neye eşitmiş arkadaşım? Eksi 1'e eşitmiş. Tamam şunu şöyle parantezce göstereyim de sıkıntı yaşamayayım. Buradan ne geldi? Buradan gelen bir şey var. 2 ile 6 sadeleşse 3. Buradan da n'i kaç buluruz arkadaşım? n'i şu eksilerde gidiyor şöyle. n'i eksi 3k buluruz. Tamam şu elimizde dursun. Bir de öbürü ne diyor? Y eşittir 0 için x'leri birbirine eşit yorumunu yapmadık mı x eksen üzerinde kesmelerinde? Evet. Her iki denklemde y yerine 0 yazdığımızda x'leri birbirine eşit. O zaman y yerine 0 yazdığında bir tanesinde hocam 2x 8 eşit 0 oluyor bir tanesi. Öbüründe y yerine 0 yazdığımızda ne oluyor? nx 12 eşit 0 oluyor. Buradan x'i kaç buluruz? 4 buluruz. Buradan da nx eşittir 12 mi buluruz? Evet. Şimdi ne demiştik? y eşittir 0 için x'leri de birbirine eşit dedik. E o zaman burada x 4 çıktı. Buradaki de x 4 yazacak olursam. Çünkü x'leri y yerine 0 yazdığımızda x değeri 4. Burada da x n x eşittir. E, 12 yaptığından dolayı ya da direkt x'i şey yapabiliriz. 12 bölü n olduğunu görebiliriz. O zaman neydi? y eşittir 0 için birbirine eşitti x'leri. Yani 4 eşittir 12 bölü n'den n'i de böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. E n'i de 3 bulduk. Arkadaşım n de eksi 3 k'ya eşitti. n de eksi 3 k'ya eşitse n 3 bulmuştuk zaten. n yerine 3 yazdığında k da kaç çıkıyor? K'da, çıkıyor. Yani, buldun, k da eksi 1 çıkıyor. Yani n'i 3 buldun. k'yı da eksi 1 buldun. Bizden ne isteniyor? k çarpı n isteniyor. k dediğimiz eksi 1 çarpı n dediğimiz 3 olduğundan dolayı cevapta ne çıkacaktır? Böylelikle eksi 3 çıkacaktır sevgili dostum. Evet sınavda çıkmış bir sorunun benzeri. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Ve de yakın zamanda çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet yakın zamanda çıktı. Hatta çok yakın zamanda çıktı arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman zor bir soru mu? Değil. Ne yaptık? Verilen her bir bilgiyi kullandık. Sen sadece dik geçmesine yoğunlaşmış olsaydın sonuca ulaşamazdın. Sadece bunu elde edebilirdin. Ama bak x ekseni üzerinde bir şey demişse o dediği şeyi yorumlayabilmeniz lazım. Böyle. Anlayabilmeniz lazım. Anlayabilmeniz için şekil çizmeniz lazım. Basit bir şekilde şekil hayat kurtarır size. Tamam. Evet. Sizin için hayat kurtarıcı hamlelerdir daha doğrusu bu. Tamam mı gençler? Örnek 24'e geldik şimdi. Analitik düzlemde a eksi 6'ya 3 noktasının y eşittir 2x artı 5 doğrusuna en yakın olduğu noktayı bulunuz. Hmm. Şimdi bulacağız. Arkadaşlar normalde biz ne yapıyoruz? Soruyu bu şekilde sözel bir ifadeyle anlayamadım. Anlayamadığım zaman ne yapıyorum? şekli çiziyorum. Özel durumlar verilmiş olsaydı işte o özel durumlar neler? Özellikle böyle bu e, bölüm sonu testlerinde göreceksiniz o özel durumlar arkadaşlar. Bazen burada konu anlatımında da karşılaşıyoruz. Özel durumlar işte y eşittir x doğrusu, y eşittir eksi x doğrusu, işte x eksen üzerindeki nokta, y eksen üzerindeki nokta, orjin gibi özel durumlar olduğu zaman analitik düzlem çizmeniz lazım. Ki ÖSYM'e bunu mesela Sıfıra sıfır noktası için sormuştu. Hani orijinin bu doğruya en yakın olduğu nokta mesela. Analitik düzlem o soruda mesela analitik düzlem çizince daha rahat çıkıyor. Bu, bu yoldan yapınca daha uzun çıkıyor. Ama şimdi burada özel bir durum yok. Rastgele soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Elimizde bir doğru var. Bak rastgele çiziyorum. Bu doğrunun adı y eşittir 2x artı 5 değil mi? Evet. Sonra elimizde bir tane de nokta var. A noktası eksi 6'ya 3 noktası değil mi? Evet. E şimdi ne yapacağız? Burada A noktasının bu doğruya en yakın olduğu nokta. Arkadaşım bir sürü nokta var. Ya uzaklık olarak şöyle baktığın zaman sonsuz tane uzaklık oluyor değil mi? Ama bu noktanın bu doğruya en yakın olduğu uzaklık en yakın olduğu nokta e, en yakın uzaklığını çizersiniz. Dik olduğu yerdeki şuradaki noktayı aramaz mıyız arkadaşlar? Evet ararız. E ne yapacağız şimdi burada? Dikkat. 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 Çok güzel bir soru. ÖSYM bakın böyle bir soru yine karşınıza çıkartabilir. Özellikle ilerleyen zamanlarda noktanın doğruya göre simetriğinde de biz bunu yine kullanacağız. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşım burada şu doğruyla bu doğru dik kesiyor. Bazı arkadaşlar şunu yapabilir bak. Oradan da çıkabilir ama daha oraya gelmedik. Hocam bu doğrunun denklemi belli. Bu doğrunun denklemini yazarım. İşte bunun eğimi kaç? Öncelikle eğimleri doğru yani bir doğru verilmiş sanat tip düzlendi. Öncelikle eğimleri yazın. Bunun eğimi kaç? 2. Bunun eğimi ne olacak? Eğimler çarpma eksi 1 olduğundan dolayı yani ya da ters çevirip eksiyle çarpmışı değil miydi? Evet. Bunun eğimi de eksi 1 bölü 2 olur. Aa hocam ben bu doğru denklemini yazarım. Eğim belli nokta belli doğru denklemini. Bir sonraki ders öğreneceğiz. Sonra iki doğrunun kesim noktasını bulurum olay biter diyebilirsiniz. Ama o da uzatmış oluyor. Tamam burada eğimini bulduk. Bunun eğimi 2. Bunun eğimi ne? Eksi 1 bölü 2. E hocam şuradaki noktayı isteniliyor benden. Buradaki noktayı yazayım. Mesela buradaki noktaya ben A diyecek olursam. Apsin A diyecek olursam. X yerine A yazsan ne oluyor? Hani burası X virgül Y gibi bir nokta ya. X virgül Y gibi bir nokta. Ya da A şeklinde yazmayabilirsiniz de yazabilirsiniz de. Buradaki noktada X yerine A yazacak olursan. X yerine A yazsan. Y'si de ne yapıyor? 2 artı 5 mi yapıyor? Evet direkt oluyor bak. 2 artı 5 yaptı burası da. A hocam 2 nokta belli. Eğim de belli. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi neydi? Y'ler farkı. Yani 2A artı 5 eksi 3. Bak şuraya bak. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı yapacağım. Bölü X'ler farkı. A eksi eksi 6 eşittir. Ne olmalı? Eğim olmalı. Yani eksi 1 bölü 2 olmalı. Evet buradan 2A artı 2 bölü. A artı 6 eşittir. Eksi 1 bölü 2'den. İşler dışlar yaparız. 4A artı 4 eşittir. Eksi A eksi 6'dan. 5A eşittir. Eksi 10'dan A'yı da böylelikle eksi 2 diye buluruz. En yakın olduğu noktayı bulunuz diyor. En yakın olduğu nokta x virgül y idi. x virgül y de biz ne demiştik arkadaşlar? A virgül 2A artı 5 idi. A yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 2 virgül kaç yapıyor arkadaşım? Eksi 2 yazdığımızda eksi 4 artı 5'ten artı 1 yapıyor arkadaşım burası. Evet oradaki en yakın olduğu nokta A virgül 2A artı 5 o da eksi 2'ye bir noktası yaptı gençler. Güzel bir soru. Noktanın doğruya göre simetriğinde de bu yönteme bu tekniği kullanacağız gençler. Haberiniz olsun. Evet örnek 24'ü böylelikle bu bulduk ve geldik örnek 25'e. Analitik düzlemde 2x artı a'yı artı 6 eşit 0 ve 3x eksi b'y eksi 9 eşit 0 doğruları veriliyor. A çarp B6 olduğuna göre verilen iki doğrunun kesim noktasının orijinal olan uzaklığı kaçtır diye soruluyor bize. Eyvah eyvah ne yapacağız burada be ya? A çarp B'yi ben nasıl bulurum? Hocam denklemleri taraf tarafa çarpayım mı? Hayır. E biz ne biliyoruz? Analitik geometride bizim için en önemli yer neresi? Tamam doğru analitik. Doğru analitinde de en önemli şey ne? Özellikle doğrular verildiğinde. Ya hiçbir şey işinize yaramasa bile eğimlerini yazın kardeşim. Birincinin eğimi nedir? Birincinin eğimi eksi 2 bölü A'ya eşittir. İkincinin eğimi nedir? İkincinin eğimi de eksi 3 bölü eksi B'den 3 bölü B'ye eşittir. E birinin eğimi eksi 2 bölü ve Eksi 2 bölü A. Birinin eğimi de 3 bölü B. Ne yapacağız burada? Hocam A çarpı B'ye de verilmiş. A bak şimdi. Ben şu ikisini çarparsam eğer. Dikkat. M1 çarpı M2 ne yapıyor? Eksi 2 bölü A çarpı A çarpı B. A çarpı B mantığından gidiyorum ben. O yüzden çarpıyorum. Bölü A var bölü B var. A çarpı B'yi ikisini çarparsam elde ederim. O da 3 bölü B yaptı. Yani eksi 6 bölü A çarpı B yaptı. Hocam A çarpı B'yi de zaten bize 6 vermiş. Eksi 6 bölü 6'dan burası ne çıktı? Eksi 1 çıktı. A. Demek ki ben bunu kullanacağım. Eğimler çarpımı eksi 1 oldu. Eğimler çarpımı eksi 1 olması her iki doğrunun ne olması anlamına geliyor? Dik olması anlamına geliyor. O zaman iki doğru dik. Ha, iki doğru dik'i kullanacağım. Verilen iki doğrunun kesim noktasının orijine olan uzaklığı isteniyor. Bak orijin. Özel bir durum için içine katmış. Ne yapacağız? Analitik düzlemi çizeceğiz. Yoksa iki doğruyu dik kestirsin böyle ona göre yorum yaparsın. Ama burada şey demiş bak özel bir durum var. Özel durum olduğunda analitik düzlemi çiz. Çizelim kardeşim özel bir durum olduğu için analitik düzlemi. Şöyle çizdik. Tamam. Ondan sonra bir doğrumuz bu. Bir doğrumuz da bu. Hmm. Bunlar dik kesiyor. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama. Yalnız burada dikkat edersen. Bak yukarıda bir işlem yapacağım. Hocam y'yi yok edeyim. Ben burada A yerine e, A, yani A'yı yok edeyim. O zaman Y yerine 0 yazarsam buradan 2x artı 6 eşit 0 olduğundan x'i kaç bulurum? 3 3 bulurum. Bir doğru absisi nerede kesiyor? Eksi 3'te kesiyor. Hocam burada da bak Y'yi yok edebilirim ben. B'yi yok edebilirim. Yine Y yerine 0 yazdığımda burada ne çıkıyor? 3x eksi 9 eşit 0'dan 3x eşittir 9 geldi. Ve x'i de kaç buldum? 3 buldum. Ha. Bir doğru eksi 3'te kesiyor. Diğer doğru da nerede kesiyor? 3'te kesiyor. Dikkat. E o zaman bu doğrular da dik kesecek. Bir doğru eksi 3'te geçiyor. Yani x eksenini eksi 3'te kesiyor. Farz edelim şöyle bir doğru. Aa, bu, bu böyle bir doğru da olabilir arkadaşım. Hiç fark etmez. Ya da şöyle bir doğruda. ya da başka türlü nasıl? Ya böyle bir doğru olacak ya böyle bir doğru. Neyse böyle yaptım. Aşağı doğru yaparsan da çıkar. Merak etme. E bu doğru dik kesiyorsa 3'ten geçen bir doğru şöyle bir doğru ama bir şart var, var burada. Ne var? 2 doğru dik kesiyor. O zaman iki doğru dik kesecek şekilde şöyle bir doğru değil midir arkadaşım bu da? Evet. E doğrular nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Ve dikkat et burası eksi 3. Şuraya kadar olan kısım kaç? 3 birim. Buraya kadar olan kısım kaç? 3 birim. A şunlar birbirine eşit. A bizden de zaten ne isteniyor? Hocam buradaki doğruların kesim noktasının Orjinal olan uzaklığı isteniyor. İşte tam bu uzunluk isteniyor. Bak şurası 90 derece değil miydi? 90'dan eşit eşit kenar ortay çizilmiş oldu. Yani ne var burada? Muhteşem. Valla mükemmel bir soru arkadaşlar. Yani 3 3 ise burası da 3 oldu. Cevabımız da böylelikle ne çıktı arkadaşım? 3 çıktı. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Özel durum olduğunda analitik geometrik çizin. İşte şu soru size biraz böyle şey geldi değil mi? Zor geldi değil mi? Ama bak hep verilen bilgiyi kullandım. Başka bir şey yapmadım. Ne yaptım burada? A çarpı B verilmiş. Olan analitikte iki doğru verilmiş. Eğim yazmaktan başka çare yok. E, eğim A çarpı B'yi elde etmek için çarptım. A çarpınca da eksi 1 çıktı eğimler çarpma. Ha dik kesti. Ondan sonra soru yine beni yönlendirdi. E, olduğuna göre verilen iki doğrunun kesim noktasının orijini olan uzaklığı soruluyor. Orijin özel bir durum. E, özel durumda analitik düzlem çiziyorduk. Çizdik. Sonra da şekiller iki doğru dik de şekilde gösterdim. Sonra kendiliğinden kesim noktasının orijin olan uzaklığını çizince yani sorunun beni yönlendirdiğini ben soru üzerinde çözüm üzerinde gösterirsem sonuca ulaşıyor muyum? Ulaşıyorum. İşte bunlara alışacaksınız arkadaşlar. Bunları bu şekilde sana verilen cümleyi sen soru içerisinde yapmaya çalışırsan senin için kolay gelir. Yoksa ilk defa çözdüğünden dolayı tabii ki zor geldi biraz ama emin ol bunlar senin için ilerleyen zamanda şu hamleleri yapa yapa Şuradaki okuduğun her bir cümleyi soru içerisinde kullana kullana bu işi çok rahat bir şekilde yapacaksın ve ben buna inanıyorum. Evet gerçekten çok güzel bir soruydu. Böylelikle cevabı 3 bulduk ve o bir sonraki videoda yapacağız artık bunu arkadaşlar değil mi? Bayağı bir zamanda geçti herhalde. Evet arkadaşlar sonuçta şuraya baktığımız zaman bakın az bir soru çözüyormuşuz gibi oluyor ama ya çok detaya girdiğim için kafanızda soru işareti kalmasın diye böyle lafı uzattığımız için ama konu anlatıyoruz burada. Normalde 6 soru atıyorum 6 soru. 6 soru mu çözülecek? 9 soru 26 dakikada 27 dakikada çözülmez ama bu şekilde konu anlatımında oluyor. E, bu da bir ders. Bir ders de bu kadar anlatılır arkadaşım. Siz de bu kadar dinleyebilirsiniz. Daha fazlası dinlenmez zaten. Neyse lafı uzatmayalım. Böylelikle 4. videoyu da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. videoda ee, ne en önemli yerde, evet önemli yer demiştik. Şimdi en 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 önemli video bir sonraki video, en önemli videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.